Bundan 6-7 ay evvel internet kafede bir arkadaşımla takılırken, ya kanka işte ben fiber internetle ev arıyorum, böyle böyle kendim kiraya çıkacağım, İşte yayın falan yapmaya çalışacağım, var mı bildiğim bir yer diye sordum internet kafede arkadaşıma. Kanka dedi, şurada iki mahalle ileride bir tane daire var, Hacı amcanın teki, kiraya veriyor orayı. Gidip dedi bir konuşabilirsin. Amca 400'e veriyormuş. 400 de benim için uygun abi. Yani öğrenci adamı zıpratmaz sonuçta. Dedim tamam. Eyvallah, gidelim bir hacı amcayla konuşalım. Evde mi? Evde işte. Kiraya verene kadar orada kendisi oturuyor. Tamam. Çok güzel abi. Bu arada biz bunu kestikten sonra aşağıdaki yarım kalan bir tane kale vardı abi, Memlüğün. Gidip o Memlüğün kalesini alalım. Memlük müydü bu taraftakiler ya? Onlar da kaldı. Hatırlamıyorum tam. Neyse babacığım, tamam dedim kanka, gidelim konuşalım. Hacı amca da evdeyse, müsaitse, uygun olursa gider konuşuruz. Tamam dedi. Neyse işte internet kafede bir iki el lol attık, çıktık ondan sonra hacı amcanın yanına. Bir yokuş çıkıyorsun abi. Yani markete inerken sıkıntı yok. Tamam mı bak? Marketle arasında böyle dimdik bir yamaç var. Dimdik bir yokuş var. Markete inerken bir sıkıntı yok da, marketten ekmek alıp dönsen bile sıkıntı. Ya kocaman yokuş böyle. Ben çıkarken ıhtıs 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 diye böyle. Arkadaş espri yapıyor da kendi çapında. Dozer bozuldu vay 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 diye. Oğlum yokuş çıkıyoruz lan. Nefes kalmadı adamda. Neyse yokuşu çıktık. Hacı amcanın orayı niye kiraya verdiğini anladım. Amca aşağılara inmek istiyor. Çünkü pazardan dönüyor dayı. Pazardan dönerken Sırat Köprüsü mü o? Herife iniyor, anladın mı? Öyle bir yokuş ki. Çıktık işte yokuşu. Dur dedim, iki nefesleneyim, böyle şey yapalım. Dayının zile basalım hacı amcanın. Neyse abi, nefeslendim. Zile bastım. Selamın aleyküm amca. Aleyküm selam dedi böyle. Gayet sakin bir ses tonuyla. Hayrola dedi, niye gelmiştiniz? Amca dedim, evine talibim. Ev kiraymış işte, ben burada yüksek hızlı internet var, ders çalışacağım, ders çalışmam için buraya taşınacağım falan, yani burada bu semtte oturmak istiyorum, buranın işte internet altyapısı iyi falan dedim. Amcaya internet deyince bir far görmüş tavşan gibi yüzüme baktı. Belli ki onun evde internet yok. Yani kapının, binanın girişinde fiber var ama belli ki bu adam daireye çektirmemiş yani. Ne? Anlamadı böyle. Amca dedim, şu kutu kutu. Kutu dedim, bana lazım. Yani binada kutu olan yerler benim ders çalışmamı kolaylaştırıyor falan böyle. Basite indirgeyerek anlatmaya çalıştım. Amca da tamam dedi. Amca dedim, ne istiyorsun evi? 700 dedi. Dedim millete 400, bize 700. Ne oluyor? Bizi mi koparıyor amca, bak hacı amca? Dedim neyse, ses etmeyelim. Olur hacı amca dedim. 700 uygundur dedim. Şey yapalım, anlaşalım, olur. 700. Bak 300 lira bir bindirdi, ses etmedim. Ondan sonra 700 mü dedim dedi. Pardon yeğenim, yaşlılık işte. Ben bin demek istemiştim dedi. E dayı dedim, gel bana bin. Öyle demedim tabii. Amca dedim, ayıp olmuyor mu? Yani hani böyle hafif bir ses tonuyla, sence dedim ayıp olmuyor mu? Ya benim yeğenim dönecek de işte onun mürüvvetini göreceğiz, oraya para lazım falan böyle. Yani torununu evlendirecek herhalde. Torununun evlilik masraflarını bana yüklemeye çalışıyor orada hacı amca. Lan 400 diyordun, niye ne ara bine çıktı bu? Neyse. Tamam dedim hacı amca. Olur anasını satayım. Veriyorum. Bin de veriyorum. Hani o fiber interneti göreceğim. Yayın yapacağım ya, böyle bir yayında şu varmanlığın tadını çıkaracağız ya. Aklımda sürekli o var. Samet sabır, Samet sabır. Ondan sonra durdu durdu. Aynı bak, sorular şu. İçki kullanıyor mu? Alkol var mı alkol? Dedim amca, alkol tüketmiyorum. Acire kalesi nere lan, bir saniye. Oraya bizim bir acil gitmemiz gerekebilir. Oo, yep bura. Alkol var mı alkol dedi böyle. Sanki polis çevirdi. Arabadayız, alkol var mı diye soruyor. Dedim yok amca, içki tüketmiyorum. Ondan sonra durdu durdu. Sigara açıyor mu? Dedim amca, evde içmem. Ama dedim farkındaysan eve kiraya geleceğim. Torununa talip değilim. Ne yapıyorsun sen? Sevgilin var mı dedi böyle. La dedim, bu dayı acaba bana niye sevgili soruyor? Deli mi ki? Dedim yok. Evi cenabet eden veremem dedi. Ulan abi, evi cenabet eden veremem ne alaka? Ya ben gidip kireç taşına mı? Tövbe ya Rabbi. Ben böyle dondum kaldım. Abi evi cenabet eden veremem ne demek ya? Sevgilin var mı? Yok. Yani hani bir de dayının gözüne gel 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 gir gel gir 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 gir. Ha, ben de şimdi gireyim, sizi bir tost edeyim. Ya dayının gözüne gireyim diye, sevgilim yok da, dinimizce haram amcacığım. Herhangi bir şekilde hani evlilik ve nişan dışında karşı cinsle münasebette bulunmayacağım falan filan böyle, yani cümleleri indirge tabii, eski Osmanlı Türkçesine kaçaraktan.
Hacı amcanın gözüne gireyim diye şey yaptım. Evi cenabet edin dedi ya. Ya hacı amca dedim. Gözünü seveyim ne yapıyorsun dedim sen ya. Ya dedim 400'lük evi 1000 yaptın ses etmedin. Alkolüm yok işte sigara kullanmıyorum. Daha ne istiyorsun benden dedim ya. Bekara vermem ben dedi evimi. Evlenip mi geleyim? Yahu eve kiraya çıkacağım diye gideyim evleneyim mi? Ne yapayım abi? Yok. Hatun da yok zaten. Ne yapayım? Kimle evleneyim? Kendi kendime mi evleneyim? Arkadaş evlilik programına mı çıkayım yani? Ne yapayım çıkayım da kiraya eve çıkacağım. Evlenecek ev arkadaşı arıyorum. Yani, anlamadım abi. Hacı dayının kafa bir ayrıydı ve aramızdaki geçen diyalog bu şekildeydi yani. Hani alkol var mı? Yok. İçki var mı? Yok. Yani evde kullanmam. Anlamadım abi. Sanki torununu veriyor. Lan evi kiraya vereceksin ya. Evi kiraya vereceksin abi. Alkol ne? Ehliyet ruhsat sormadığına şükrediyorum ben ya. Ehliyetin var mı? Yok. Vermem o zaman. Niye? Evi araba niyetine sürersin. Ya amca dedim bu evi vermeyecek yani şey yapmış. Ya hacı amca dedim bak sıkıntı etme ben dedim bak, pis adam değilim. Yani bak dedim ben okul okuyacağım falan filan. Ben dedim her ay 1000 mi istiyorsun dedim. Ben her ay gelir avcuna veririm dedim. Gizli özne kullanmamak lazım. Herhalde avcuna vereceğim şeyin para olduğu aklına gelmedi adamın. Yok istemem diyor. Lan lan 400'lük boktan evine götü boklu evine 1000 vereceğim diyor. Yok diyor istemem diyor. Ya avcuna veririm deyince gizli özne kullanmadığım için yanlış anladı herhalde istemedi. Bu da böyle bir hatıramdır abi. Bana